Merhaba değerli izleyenler. Asklepios Bilge Yayını'na hoş geldiniz. Bu yayın Asklepios'un yaptığı ilk Türkçe yayınıdır. Amacımız Türk asırlı doktorlarımızı davet edip çeşitli tıbbi konulara hepimizin anlayabileceği şekilde değinmek. Bugünkü konuğumuz Asklepios Klinik Altona'dan ürolog bölümünde çalışan Sayın Doktor Salih Çakmaklı. Kendisi bize idrar taş yollarından bahsedecek. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, sadece dünyada değil genel anlamda taş hastalıkları gitgide artıyor. E, peki bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz? İdrar yolunda oluşan taşlar nedir ve nasıl oluşur? Evet, e, böbrek ve idrar yolu taşları en sık görülen ve böbrekte ağrı yapan e, hastalıklardan birisidir. Mesela e, idrarda çözülen tuzların çökeltilmesi sonucu e, kristaller oluşur ve bu kristaller gitgide büyür ve böbrekte e, taş oluşmasına e, yol açar. Genelde e, idrardaki bulunan e, kimyasallardan dolayı bu taş oluşması engellenir. Fakat bazı durumlarda e, ve hastalıklarda bu koruyucu et, e, mekanizma etkisini kaybeder. Mesela belirli genetik hastalıklarda aşırı kilolu olmada yeme içmeye bağlı yani beslenme alışkanlıklarına dayanı olarak bu taş oluşumu çabuk oluşur ve bundan sonra da metabolik hastalıklarda taş oluşmasına yol açabilir. Evet e, ve hangi durumda bu e, idrar taşı e, sancı yapar? Nasıl ortaya çıkar? Yani hastalarımız o taşın var olduğuna nasıl e, fark eder? Evet e, bilmemiz gereken şey normalde böbrekteki bulunan taşların e, semptomsuz olan bir durumdur. Yani hastalarımız böbrekteki taşları genelde fark etmezler. Eğer ki e, taş idrar yoluna düştüyse o zaman du durum değişir. Çünkü idrar yoluna düşen taş e, idrar yolunu tıkar ve orada takıldığı zaman gerisindeki bölgede üretilen idrar Böbre, böbrekte aşırı sancı yapar bu da renal kolik dediğimiz veya taş sancısı dediğimiz ağrıya yol açabilir Özellikle hastalarımız böyle durumda yan ağrılardan karın bölgesinde alt karın kısmında veya kasıkta veya hatta genital testis bölgesine kadar ağrılardan şikayetçidir Peki tespit nasıl edilir? Yani tanı sürecinden bize bahseder misiniz? Doktorlar nasıl tespit eder bu hastalığı? Evet zaten hastalarımız şiddetli ağrıyla genelde acil servise gelirler. Burada anlattığı durumdan dolayı zaten taş olduğunu genelde biz tahmin ederiz hı hı. ve yine de ama muayene bedensel muayene yapılır. Ondan sonra tan kan testi yapılır, idrar testi yapılır. İdrarda genelde mesela kan görün gözükmektedir. Ee, bunun yanı sıra da e, ultrasonografi ve spiral tomografi yapılarak çok ve iyi ve net şekilde e, taş ortaya çıkabilir. Peki e, doktorumuz diyelim ki hastalığı ortaya çıkardı, taş hastalığı var, sizde teşhis koyuldu. E, Peki ya tedavi süreci nasıl gerçekleşiyor bu tedavi süreci? Radyoloji yöntemiyle zaten bu tespit edilen taşların büyüklüğüne ve nerede olduğuna bağlıdır tedavi yöntemleri. Almanya'da ve dünya genelinde çok kullanılan metotlardan bir tanesi URS dediğimiz kapalı böbrek ve idrar yolu taşı ameliyatıdır. Bu metotta hiç kesmeden idrar yolundan girerek taşı küçük bir penseyle veya bir sepetle alıp dışarı çıkartılabilir. Bunun yanı sıra ESWL dediğimiz mesela şok dalgası ile taş kırma metodu vardır. Veya böbrekte ise eğer taş, PNL dediğimiz perkütan nefrolitotomi diye anılan metotla taş böbrekten direkt çıkartılabilir. Tabii Ufak taşlarda mesela 4 milim civarındaki taşlarda da taşın kendi kendiliğine düşme imkanı vardır. Ee, onu sadece biz ilaçlarla veya fazla sıvı vererek hastayı destekleyerek taşın çıkmasını sağlayabiliriz. Ee, tabii biz doktor olarak e, hastamız için en uygun tedavi yöntemini bulmak bizim mes amacımız. Evet ee, ve burada anlatmak istediğim çok özel bir şey var sormak istediğim. Ee, seyircilerimiz çoğunlukla Asklepios'ta Türk doktorlarımızın olduğunu bilmiyor. Ee, ve bir proje başlatıldı. Yani genelde e, anamneze dediğiniz e, tanımlamada yani hastalığın ortaya çıkarılmasında zorluk yaşandığı e, konuşuluyor. Yani Türk vatandaşlarımız genelde Almancayı iyi bilmediği için derdini... İyi anlatamıyor. Yani semptomları, ağrılarını, sızılarını dolmeç üzerinden iletiyorlar. Ve bu da genelde hastaları hastalara yardımcı olmuyor. Yani kendilerini doğru şekilde ifade edemedikleri için de doktorlar doğru terapi yöntemlerini bulamıyor. Ve bu Türk İşi Sprechstund'un adı altında yapılan projeyi bize biraz anlatır mısınız? Hani seyircilerimiz de öğrensin bu projeyi. Evet, ana dili Almanca olmayan Türk hastalarımızın mesela bir ameliyat öncesi çok sorular oluşabiliyor ve dil probleminden dolayı bazı sorular açık kalabiliyor ve bizim hastanemizde yani Asklepios Klinik Altona'nın özellikle Uroloji Bölümünde Türk doktorlarının çalıştığı için hem ameliyat öncesi konuşmalarda hem de hastanede kaldığı sürede Türk doktorlarının ilgilenmesi sağlanıyor. Ve özellikle e, bu amaçla da e, Türk vatandaşlarımızı bilgilendirmek için e, ve kalan soruları cevaplamak için e, Türk Randevu Saati diye bir proje başlatmış bulun, bulunmaktayız. Çok teşekkür ederim bu aydınlatıcı röportaj için. Ben teşekkür ederim. Ve siz de umarım not alıp bu konu hakkında çok şey öğrenmişsinizdir. Eğer daha çok bilgi edinmek istiyorsanız ve çeşitli hastalıklar hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorsanız www.asklepios.com ilk çizgi nachtvorlesungen veya YouTube sayfamızdan öğrenebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.